Biraz farklı düşünüyorum AKP'yi ve Erdoğan'ı tanıyan biri olarak biraz farklı düşünüyorum Leyla Hanım. Hüdapar Hizbullah'ın siyasi kanadı bu çok net. Zaten adı bile bir anlamda Hizbullah. Her ne kadar Hür Dava Partisi'nin bir anlamda açılımı gibi lanse edilse de Hüdapar, Hüda biliyorsunuz işte Allah demek, Parda parti demek. Yani Hizbullah gibi Allah'ın partisi anlamını taşıyan bir burada siyasal manipülasyon yapılmış. Zaten Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğunu ve yaptığı bu korkunç eylemleri reddetmediğini biliyoruz Hüdapar'ın. Peki Hüdapar'a Erdoğan niye kapılarını açtı ya da niye kendini Hüdapar'la beraber siyaset yapma mecburiyetinde hissetti? Bir takım tezler var ya da iddialar var. Deniyor ki Hüdapar'ın 150 bin civarında oyu var, Erdoğan'ın bu oya çok ihtiyacı var. 150 bin oyu dahi Erdoğan işte hesaba katıyor başkaları da diyor ki sandık güvenliği için Doğu ve Güneydoğu'da hüda para ihtiyacı var bu partinin üyeleri Doğu ve Güneydoğu'da sandık güvenliğini sağlayacak ben bundan ikisinin de doğru olmadığını düşünüyorum bakın Erdoğan realiteden kopmuş durumda Lala Hanım realiteden koptuğu için gerçeklikten koptuğu için o hepimizin yıllarca seçim kazanma makinesi olarak gördüğü Erdoğan aslında bütün yeteneklerini kaybetti siyasi realiteyi, Türkiye'deki siyasi atmosferi, aldığı kararların nerelere varabileceğini ve ne sonuçlar doğurabileceğini hesaplayamaz hale geldi. Şu anda Erdoğan hata üstüne hata yapıyor, yanlış üstüne yanlış yapıyor ama etrafında bunun yanlış ve hata olduğunu söyleyebilecek bir tek kimse yok ve kendi de o kadar çok egosantrik bir düşünce yapısı içerisine girdi ki, o kadar realiteden koptu ve uzaklaştı ki yaptıklarının yanlış olduğunu görecek şu anda bir vizyonu ve kapasitesi yok. Erdoğan siyasi kariyerinin son dönem içinde yasayı ve anayasayı ihlal ederek aday olmuş bir cumhurbaşkanı adayı olarak maalesef birçok hatayı ard arda işleyen bir siyasal kimlik olarak kariyerine nokta koyacak ve önümüzdeki dönemde Türk siyasetinde Erdoğan olmayacak. Yani tabii yine söylüyorum Erdoğan çaresiz, Erdoğan başına gelecek felaketten habersiz ne yaptığını bilmez bir pozisyonda. Maalesef biz geçmiş yıllardaki birçok gerekçelerle kazanılmış seçimlerin Erdoğan'ın kerameti olduğunu düşünüyoruz. Ve bu seçimlerde de bir keramet olabileceği konusunda ya da büyük bir başarı ortaya çıkabileceği konusunda pompalanan bilgilere inanmak zorunda kalıyoruz. Hayır öyle değil. Erdoğan siyasi kariyerinin son hamlesinde hangi dala tutunursa tutunsun, kimden medet umarsa umsun, ister MHP'den medet umsun, ister Büyük Birlik Partisinden medet umsun, ister e, Doğu Perinçek'ten e, medet umsun, isterse Hüdapar'dan Pardan ya da e, Erbakan'ın oğlundan medet umsun. Bunların hiçbirinin hiçbirinin bir karşılığı olmayacaktır hem toplumsal karşılığı olmayacaktır hem siyasal karşılığı olmayacaktır. Rahmetli Erbakan'ın Erdoğan için ölmeden önce söylediklerini hepimiz biliyoruz, basına da yansıdı. Ben İngiltere'ye gelmeden rahmetliyi ziyaret ettim ki son görüşüm oldu. Orada Erdoğan için söylediklerini ben bugün ekranlarda söylesem kıyamet kopar. Keşke bir gün Fatih Erbakan'la karşılaşsak da senin rahmetli baban Erdoğan için bunları söylemişti diye anlatabilsem kendisine. Ama yüzde yarıma, yüzde bire Erdoğan şu anda mahkum ve mecbur. Ve bunların aslında, bunlarla birlikte olmanın kendisine ne kadar ağır bedeller ödeteceğini, siyasal faturalar ödeteceğini Erdoğan hesap, ed hesap dahi edemeyecek durumda. Hangi dala tutunursa tutunsun, hangi hamleyi yaparsa yapsın, neden medet umarsa umsun Erdoğan'ın son dönemidir ve 14 Mayıs'tan sonra Türkiye'de artık bir Erdoğan iktidarı, tek adam rejimi bu ucube sistem olmayacaktır. Ve biz son iki aya girdik. Bu iki ayda hepimiz vatandaşlarımız sandık başlarında bizler seçmenimizde kucaklaşarak sahalarda mahallelerde köylerde kapı kapı dolaşarak bu demokratik mücadeleyi vereceğiz Türkiye'nin aydınlanmasının mücadelesini vereceğiz Türkiye'nin bir hukuk devleti olması mücadelesini vereceğiz demokrasinin kurum ve kurallarının bu ülkede işleyebilmesinin mücadelesini vereceğiz ve bu ülkede herkesin eşit dostça ve kardeşçe yaşadığı huzurlu bir ülke olmasının mücadelesini vereceğiz ve kazanan biz olacağız Lale Hanım. Kazanan demokratlar olacak, kazanan yurtseverler olacak, kazanan dürüst, namuslu, ahlaklı, yurtsever, bayrak sevdası, vatan sevgisi olan insanlar olacaktır.